Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Acem pilavı ve eşkili havuç suyu tarifini vereceğiz. Bize Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan genelde bunu çok sormuşlar. Eşkili havuç suyunu nasıl yapıyorsunuz diye bizi bir zat aradılar. Yorumlarda tarifini sordular. Eşkili havuç suyu yapımı çok kolay ve de çok da güzel, lezzetli. Bunu sizlere hem hazırlayalım hem de tarifini verelim istedik. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Öncelikle malzememizi söyleyelim. Acem pilavı için pirinç, havuç ve kuzu eti. Arkadaşlar, yağsız kuzu eti ve havuç eşkisi içinde su, havuç, samırsak ve somak eşki. Somak eşki çok kuvvetli bir eşki. Diğer eşkilere göre biraz serttir. Onu da birazdan kullanırken göreceksiniz ne kadar kullandığımızı. O damak lezzetinize göre koyarsınız. Biz şimdi ufaktan yapımına başlayalım. Acem pilavı ve havuç eşkisi nasıl yapılırmış hep beraber bilmeyen de öğrenmiş olsun. Biz de göstermiş olalım inşallah elimizden geldiği kadar. Öncelikle acem pilavımızın havuçlarını küçük küçük doğruyoruz. Evet arkadaşlar, acem pilavımızın havuçlarını orta incelikte doğradık. Şimdi bu yağda pişecek. Hafiften böyle kendini bıraktığında içine kuzu etimizi de ekleyeceğiz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Onu da size göstermiş olalım. Arkadaşlar, doğradığımız havucumuzu şimdi yağda kavuracağız. Evet, çok bıraktığımız yağı şöyle bir gösterelim. Evet, yağı bu kadar koyduk. Çok değil. Şimdi havucumuzu yağda kızartacağız. Evet, şöyle. İşte böyle bazını seven adam her şeyi yapmasını bilir. Biraz daha yukarıdan çek. Evet. Şu anda yağ ile bunu biraz artık pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Evde zeytinyağı varsa zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sıvı yağ varsa sıvı yağ, tereyağı varsa tereyağı. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar, havuç gördüğünüz gibi artık hafiften kendini bıraktı, yumuşadı. Şimdi buna kuzu etimizi ilave edeceğiz. Kuzu eti de var ya, bu kuzu eti lokum gibi olur arkadaşlar. Lokum gibi. Birazdan pişince göreceksiniz. Hakikaten kuzu mu ki mübarek var ya, pamuk gibi. Allah Allah. Acem pilavını bizden yorumlarda çok isteyen, soran olmuştu tarifini. Hele de havuç eşkilisini çok soran vardı. Havuç eşkilisini İngiltere'den, Hollanda'dan, Almanya'dan çok soran vardı. Ya bu sıcak suyla yapıyorsunuz, soğuk suyla yapıyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli, çok da basit. Yani yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Ya kuzu eti de gördüğünüz gibi arkadaşlar bak, kuzu eti işte böyle bir şey. Pamuk gibi. Hemen rengini aldı. Saniyeler içerisinde. Mükemmel bir kıvama geldi şu anda. Ooo, mis gibi oldu var ya. İşte bazınızı severseniz böyle her şeyi öğrenirsiniz. Evet, şimdi bu artık suyunu aldı. Kıvamını da aldı. Şimdi tuzunu ekleyelim. Tuzunu da siz kendi göz kararınızla koyarsınız zaten. Pilav yapmasını bilenleri bilir. Ben şöyle 1,5 kadar attım. Allah Allah Allah. Havucun etin kokusu birleşince var ya, kuzu eti mükemmel oluyor ya. Evet, şimdi bunu evet, karabiberini de atalım. Şöyle karabiberini de atalım. Abi baharatsız olmaz yani. Baharat illaki olacak. Yemeğin lezzetini veren baharatlardır. Tamam, kuzu eti yumuşak olur ama baharatlarla da birleşince mükemmel bir kıvam elde edersiniz. Tabi isteyen karabiber kullanmayabilir. Yani tercihe kalmış bir şey. Biz baharatı çok sevdiğimiz için biz avcar deriz de siz baharat dersiniz. Biz hemen hemen bütün yemeklerimizde baharat kullanırız. Evet. Bu artık şu anda kıvama geldi. Görüntü nasıl? Süper görüntü oldu. Hele kokusu var ya, kokusu şu an müthiş. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda havucumuz tamam. Şu kase ile 4 bardak şimdi kase suyumuz var. Bununla 4 tane. Yalnız suyumuz sıcak su. Yani evinde olanlar sıcak su koyabilir. 4 kase sıcak suyumuzu biraz yukarıdan çek. Evet. 4 kase sıcak suyumuzu tavamıza boşalttık. Zeytinyağını görüyorsunuz değil mi? Suyun üzerine nasıl çıktı? Hani derler ya, zeytinyağı gibi suyun üstüne çıktın. İşte zeytinyağı suyun üstüne çıkmış hale bak. Sapsarı oluyor suyun üstüne. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıcak su koyduğumuz için su hemen kaynadı. Şimdi su kaynayınca ne yapacağız? Pirinçleri ilave yapacağız. Bu da tereyağımız. Bir parça da tereyağı ekleyelim. İçine daha lezzet katar. Pilavın içinde güzel olur tereyağı. Evet. Şimdi pirincimizi de ilave yapalım. 2 kase pirinç, 4 kase de su koymuştuk. Evet. Son bir tanesine kadar bırakmıyoruz, alıyoruz. Bunlar nimet. Şöyle güzelce karıştıralım yavaş yavaş. Evet, şimdi bunun ağzını kapatıyoruz. Bu güzelce pişsin. Biz de eşkili havucumuzun yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pilavımızı ocağa bıraktık. Şimdi havuç eşkisini yapmaya geldi. Havuç eşkisi için de tekrardan malzemeleri söyleyelim. Havuç, sarımsak, somak eşki ve su. Evet arkadaşlar, şu anda havucumuzu rendeledik. Havucun içi tamam. Gördüğünüz gibi yani ince kıyıldı, ince rendelendi. Şimdi buna şey çekeceğiz. Sarımsak da çekeceğiz. Aynı gözde sarımsak. Ben 3 diş çekiyorum. Bu isteğe bağlı. İster hiç koymazsınız, isterseniz 1 diş, isterseniz de fazla 3-4 diş koyarsınız. O sizin damak lezzetinize kalmış. Evet. Su, normal çeşme suyu, soğuk su kullanacaksınız. Yani sıcak su değil. Ben hem sarımsağın üzerindeki suyunu da almak istiyorum. Üzerinde kalmasın. Şunu kenara kalalım. Evet. Suyumuzu da ilave yapıyoruz. Şu anki pişmek üzere. Çok az bir şey kalmış. Ağzını kapatalım. Çok kalmamış. Az sonra pişer bu da. Evet. Suyumuz bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi bunun önce tuzunu veriyoruz. Tuzunu siz yine kendi yediğiniz damak lezzetinize göre ilave yaparsınız. Şöyle bunu bir güzel. Bunun kıvamı pilav suyu tuzu kıvamında olacak. Yani tuzun kıvamını siz kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani kısacası bu. Ben burada az veya çok koymuş olabilirim. Çünkü burada tadına baktığımız için. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela tuzu kat. Evet, bir tuzuna bakalım tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, tuzu güzel olmuş. Şimdi somak eşki. Somak eşki çok kuvvetli olur. Onun için somak eşkiyi yavaş yavaş bırakacağız. Çünkü birden çok olursa çok eşki olur. Ağır gelir. Şu anda ben bir yemek kaşığı bıraktım. Somak eşki gördüğünüz gibi böyle hani rengini değiştirdi. Eşkili havuç. Adı üzerinde. Eşkinin kıvamı tam olması lazım. Evet, şimdi eşkisine de bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiften daha bırakırsak, hafiften. Evet. Şu kadar daha aldım. Yani 1,5 kaşık bile değil, yemek kaşığıyla. Bu kabımıza bu yeter. Eşki var ya, eşki. Evet, şu anda eşkimiz tamam. Sıra geldi nanesine. Bu da biz bunu bahçede yetiştiriyoruz. Oh, nane de nasıl koktu? Burcu burcu koktu işte. Bahçe malı böyle. Şöyle bir suyuna bir bakalım. Eşkisine, tuzuna, son kıvamına. 10 numara olmuş. Evet arkadaşlar. Havuçlu eşkimiz şu anda hazır. Pilavımız da hazır. İkisini size gösterelim. Evet. Acem pilavımız mis gibi kokuyor. Kuzu eti de içinde var ya. Öyle bir koku vermiş ki ben şöyle hemen ufaktan bir tuzuna bakayım. Tadına bakayım. Hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Lokum gibi olmuş. Lokum gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Eşkili havucumuz, Acem pilavımız hazır. Bu videoyu sizlerden gelen talepler üzerine yaptık. Umarım beğenirsiniz. Ben şöyle birer kasede bir servis yapayım. Oh, mis gibi koktu. Evet, şöyle eşkili havuç. Eşkili havucun içerisinde yazın, buzda koyabilirsiniz. Soğuk soğuk pilavın yanında çok güzel olur. Bu da Acem pilavımız. Kuzu etinden yaptığımız. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Kokusu, görüntüsü mükemmel. Hakkınızı helal edin. Yine bir tadına bakmak istiyorum. Dayanamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş gerçekten. Hele eşkili havuç var ya. Eşki insanın iştahını kabartır. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bizden yemek tariflerimizin devamının da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Sağdan ve soldan çıkan videolarımıza tıklayarak diğer videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.